Neyi düşünürseniz, neyi hayal ederseniz o olmaya başlıyorsunuz. Düşünce, hayal sizin maddi aleminizde, maddi varlığınızda değiştirmeye, dönüştürmeye hatta gen yapınıza kadar inmeye başlıyor. Bu işle ilgili yapılan çalışmalarda enteresan sonuçlar var. Mesela iyi niyet, iyi hayal etme, iyi olacağını düşünme. Bir takım çaresi bulunmazmış gibi görünen hastalarda bakıyorsunuz ki eğer hasta gerçekten iyi olacağına ait düşüncesi, kendisine karşı hüsnüzanlı, doktora karşı gerçekten doktorun eliyle ona şifa geleceği konusundaki hüsnüzanlı, etkiliyse o hastaların çok daha hızlı iyileştiğini görüyoruz. Bu nedir aslında? Bir sual cevap gibi bir şeydir. Arka planlı biz bunu biliyoruz. Hiçbir zaman pozitivizm bunu böyle açıklamıyor. Çünkü onlara göre laboratuvar ortamına girmeyen bir şeyin açıklanması mümkün değil. Ama biz neyi biliyoruz? Allah'a karşı hüsnüzan etmenin ibadet olduğunu biliyoruz. Başka bir hadisi kutsi'de ne var? Kulum benimle ilgili nasıl bir zan içindeyse ben ona karşı öyle olurum. Psikolojideki karşılığı kendini gerçekleştiren kehanet deniyor buna. Bu teşekküle bir nefsi bir şey gibi bir şey yani. Kendi kendine olmuş gibi bir şey. Halbuki öyle değil. Biz o konu hakkında neyi düşünüyorsak, neye bir yönelim sağladıysak, eğer olumlu, pozitif, müsbet düşüncelere sahipsek bunun karşılığını ne yapabiliyoruz? Aynı anda alabiliyoruz o değişim ve dönüşüme girerek. Ama evden çıkarken içimizde kötü bir his var. Psikoloji bilimi bunların çok defa kaynağının ne olduğu konusunda kesin bir şey söyleyemiyor. Kaynağı belli değilse dinen bir açıklaması var elbette bunun. Lümme-i Şeytaniye ve Lümme-i Rahmaniye gibi kalpte olan hadis-i şerifin ifadesi iki tane kanalımız var ve sürekli bir etki altındayız. Şeytan tarafından negatif şeylere, melek tarafından müspet şeylere yönlendiriliyoruz. Acaba bugün başıma bir şey gelecek mi? Acaba bugün başıma gelecek mi? Evet, kötü bir şey olacak. Biraz evhamlı ruh haline de sahipsek, şeytan ne yapıyor? Bu damarımızı gayet güzel işletmeye başlıyor. Ve gerçekten çekiyoruz. Ve hiç olmayacak bir şey. Bakıyorsunuz ki komşunuzun balkonunda hiçbir zaman düşmesi mümkün olmayan bir şey gelip sizin başınıza düşebiliyor. Onun için güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından, yaşamından lezzet alır felsefesi. Hakikaten kalbimizi, ruhumuzu, hayatımızı, çevremizi, dünyamızı, ahiretimizi ne yapacak? Değiştirecek, dönüştürecek güzel bir felsefe.